Diese dramatischen Bilder gehen derzeit um die Welt. Das mehr als zwei Jahre alte Video zeigt, wie US-Kampfhubschrauber im Irak auf eine Gruppe Menschen feuern. Dabei sollen zwei Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters gestorben sein. Die Soldaten eröffnen das Feuer, begleiten den Vorgang mit hämischen Kommentaren über die Toten. Ein Mann überlebt die Attacke, es soll einer der Reuters-Mitarbeiter sein. Plötzlich taucht neben ihm ein Minibus auf, zwei Männer helfen den Verletzten, bringen ihn ins Auto. Wieder schießen die US-Soldaten. Später wird klar, im Bus sitzen zwei kleine Mädchen, die bei der Attacke verletzt werden. Ist ja deren Schuld, wenn sie Kinder mit in die Schlacht bringen, sagt einer der Soldaten. Das Video war bisher vom US-Militär zurückgehalten worden. Ein Informant spielte die Bilder jetzt dem Internetdienst WikiLeaks zu. Bir senedir ki Amerika'da korkunç bir panik var İslam'a karşı. Amerikan senatosu, Amerikan kamuoyu, Amerikan medyası, Amerikan televizyonları ve yayınları durmadan İslam'a karşı tedbir alınsın deyip duruyorlar. Bilhassa bir senedir çok yoğunlaştı. Niçin, niçin? Niye Amerika bu kadar tedirgin İslam'dan? Niye Bosna Hersek'te Müslümanların katledilmesine ses çıkarmıyorlar, aman susun, öldürsünler diyorlar? Niye Birleşmiş Milletler'den ses yok, tedbir yok, çare yok? Araştırdık. Amerika'ya gidip gelen arkadaşlarımız oldu. Tebliğ cemaatinden çok gidip gelenler oldu. Daha diğer arkadaşlar sorduk. Amerika'da bir panik başlamış. Hani dünya ticaret merkezine bir bomba atıldı da bunu Müslümanların üzerine attılar biliyorsunuz. Ömer Tilmesani'nin üzerine attılar, Mısırlı. Büyük İslam alemi, iki gözden ama. Dolayısıyla Müslümanları öldürmek için bir mazeret uydurmaya kalkıştılar. Bakın Mısır'da kıyamet kopuyor. Bu akşam haberleri dinlemişsinizdir. 9 tane şeriat nizamını isteyen 9 tane muvahhid müteşerri 9 Mısırlıyı idama mahkum ettiler bu akşam. 4000 kişi tutuklu Mısır'da şu anda. Cezayir'de 3000 Müslüman tutuklu. Filistin'de hakeza ne kadar İslam davasına gönül vermiş doktor, mühendis, profesör varsa hepsini kış günü Filistin'den çıkarıp sokağa attılar mı, atmadılar mı? Hepsini gördünüz. Niye Amerika bu kadar tedirgin? Vallahi sebebini bulduk. Gidip giren arkadaşlarımız diyor ki, Amerika'daki misyonerler, şarkiyatçı dediğimiz, oryantalist dediğimiz, Doğu'nun dinlerini yani Hristiyanlığı, Yahudiliği ve İslamiyeti çok iyi inceleyen, kaynaklarını, kitaplarını inceleyen oryantalist diyorlar, şarkiyatçı, Doğu bilimlerini, Doğu'daki dinleri araştıran kişiler bizzat Amerikan senatosuna bir rapor vermişler. Rapor. Ve bir hadis-i şerifi aynen İngilizce tercüme edip yazdırmışlar rapora. Hadis şurada geçiyor, arz ediyorum. Sahih-i Müslim, not alan olursa alsın, Sahih-i Müslim, Ahmet Davudoğlu, hoca merhumun tercüme ettiği Sahih-i Müslim'in 8. cildinin 676. sayfasında geçen bir hadis. Bu hadis Amerikan senatosuna intikal etmiş. Şimdi anlatacağım şimdi. 676. sayfa. 8. cilt. Arapça Sahih-i Müslim'i olanlar da Kitab-ül İmare Bab 1 Hadis 10. Kitab-ül İmare Sahih-i Müslim'i Arapça kitabı olanları diyorum. 1. Bab 10. Hadis. Aynen Amerikan senatosu intikal et. Hadis uzun bir hadis. Efendimiz aynen şu metinlerle şöyle ifade ediyor. Usaybetün minel Müslimin. Bakın demin Bedir Harbi ile alakalı Arapça metni okurken El-isabetü kelimesi, küçük bir cemaat demek, isabe. Burada daha da küçük bir usaybe, küçücük bir, hem de nekreyle, usaybetün nekreyle gelmiş ki mahiyeti belli değil, kimse teşhis edemeyecek.
hiçbir Amerikan ajanı tespit ve teşhis edemeyecek. Husaybetün minel müslimin yeftetihûnel beytel ebyad beytel kisra diyor hadiste. Kıyamete yakın mahiyetleri ve miktarları önceden tespit edilemeyecek olan küçücük bir İslam cemaati yeftetihûnel beytel ebyad beyaz sarayı çok kolaylıkla ele geçirecekler diyor. Bu beyaz saray nedir, nerede? Hadis devamı, Beytel Kisra, Hristiyanların başı olanın sarayı olacak diyor. Bu Hristiyan dünyanın başı Amerika, Beytel Ebyad deriyle beyaz saray. Aynen doların üzerinde beyaz sarayın resmi var, altındaki yazıyı okuyun İngilizce, The White House yazıyor. White House demek beyaz ev. Arapça hadiste de El Beytel Ebyad diyor, beyaz ev diyor. Bunu alır almaz, bunu görür görmez telaş, panik, bela başlıyor ve Dölbuş diyor ki eyvah, vaktiyle Hazreti Muhammed Konstantiniyye İstanbul fethedilecek dedi, fethedildi. Öyleyse Amerika gidecek diyor, gidecek diyor. Telaş buradan başlamıştır. Açıkça ifade ediyorum. Vallahi Amerika telaş içinde, panik içinde şu anda. Bir taraftan mahiyeti meçhul olan hastalıklar kırıp geçiriyor, bir taraftan kokain, eroin, uyuşturucu maddeler 100 Amerikalının 70'ini kemiriyor böyle. Bir taraftan eşcinsellik almış başını gidiyor ve şu anda Cumhurbaşkanlığına seçilen Bill Clinton namındaki babası belli olmayan adamın seçilmesine en çok destek veren eşcinseller. Erkek erkeğe cinsi temas yapan soysuzlar, sapıklar, çarpıklar. Ve biliyorsun onlara askere alacağım size söz vermiş ve sözünü yerine getirmeye çalışıyor. Ve Bill Clinton'ın kurduğu hükümet kabinesinde 15 tane bakan var, 15'i de eşcinsel. Erkek erkeğe. Bakın ne hale gelmiştir. Telaş başladı. Şimdi yeryüzünde Birleşmiş Milletler'de her türlü toplantılarda, NATO'da, AET'de, Avrupa Topluluğu'nda, AGİT'te, şurada, burada, dünyanın gündeminde en çok konuşulan şu anda İslam mıdır değil midir? Vallahi İslam'dır. Dünyada, Asya'da, Avrupa'da, Afrika'da, Avustralya'da en çok konuşan haber merkezlerinin birinci haberi. Raporların başında, demeçlerin başında, beyanların başında vallahi bir numarada İslam konuşuluyor. Demek ki İslam'ın şafağı sökmüştür. Bir davanın konuşulmaya başlaması, sancılanması o davanın doğumunun yaklaştığını gösteriyor mu, göstermiyor mu? Vallahi gösteriyor. İnna fetahna leke fetham mübina sırrı kıyamete kadar devam edecek. İza ca nasrullahi vel fetih sırrı Mekke'nin fethiyle kalmayacak, kıyamete kadar devam edecek. Ve raiten nase yedhulune fi dinillahi etfaca. Demek fethin sonucunda din açılıyor, İslam açılıyor, Allah'ın kulları İslam'a giriyorlar. Fetih başlamıştır. Allahu Teala 540 sene evvel İstanbul'a gelen ve İstanbul'u fetheden şehitlerimizi aziz eylesin inşallah. Onlara yol ve yön veren Akşemseddin'imizin şefaatine bizi mazhar eylesin. Hatta hala cümlemizi daha nice fetihlerle ikram eylesin. Fatih nesiller meydana getirmemizi Rabbimiz cümlemizi...